Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle endemik yayınlarına ait olan AYT deneme sınavının tarih 2 sorularını beraber çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz diyor ki, buna göre Ali öğretmen öğrencilerine aşağıdaki Türk boylarından hangisi hakkında bilgi vermiştir? Bakalım arkadaşlar. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası ünitesinin işlendiği derste Ali öğretmen öğrencilerine şu bilgileri vermiştir. Çin kaynaklarında Juan Juanlar adıyla bilinen adıyla anılmışlar. Kök Türkler tarafından Apar olarak adlandırılmışlardır. Asya Hun Devleti'nin yıkılmasından sonra bugünkü Moğolistan'da 4. yüzyılın sonlarında devlet kurmuşlardır. Asya'daki devletleri Kök Türkler tarafından yıkılınca batıya göç etmişler ve Orta Avrupa'da Bayan Han liderliğinde devlet kurmuşlardır. Şimdi arkadaşlar bizim Avrupa'da kurduğumuz iki tane devlet vardı. Bunlardan birincisi Avrupa Hun Devleti. İkincisi ise kimdi? Avarlar. Yukarıda bize zaten şu bilgiyi verdi. Juan Juanlar adıyla anılmaları ve Bayan Han liderliğinde Avrupa'ya göç etmeleri. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız A seçeneği Avarlar olmalı. İkinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu meslek grupları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor. Bakıyoruz. Bursa'da 16. yüzyılın sonlarında faaliyet gösteren esnaf gruplarından bazıları şunlardır. Kıl dokuyan ve kıldan eşya yapan kimseler. Bu arkadaşlar muhtaplar, yani birincisi muhtaplar olacak. İpek işleyen ve ipek satan kişiler, bu kazazlar olmalı. Deriyi terbiye eden ve tabaklayan ve kullanıma hazırlayanlar, bu da arkadaşlar debbağlar olmalı. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar D seçeneği oldu. Deri işleyenler debbağlar, ipek işleyenler kazazlar, kıl dokuyanlar ise muhtaplar. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar D seçeneği oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. Buna göre öğretmenin Esra'nın ödevinde yanlış olduğunu belirttiği sonuç aşağıdakilerinden hangisidir diyor. Tarih öğretmeni Esra'ya ödev olarak Talas Savaşı konusunu vermişti. Esra hazırladığı ödevde Talas Savaşı'nın sonuçlarından 5 tanesi hakkında bilgi vermiş. Ancak öğretmeni bu sonuçlardan birinin doğru olmadığını söylemiştir. Hemen bakıyoruz. Batı Türkistan'a yönelik Çin tehlikesi ortadan kalkmıştır. Doğru arkadaşlar. Türk İslam tarihi başlamıştır. Doğru arkadaşlar, çünkü Talas Savaşı'ndan sonra Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başlayacaklar. İlk defa Çin'in dışında Semerkant'ta kağıt üretilmeye başlanmıştır. Doğru. İslamiyet Türkler arasında yayılmaya başlamıştır. Doğru. Abbas halifesi Karluk yapısına sultan unvanını vermiştir. Hayır arkadaşlar, sultan unvanını ilk defa kim kullanmıştı? Gaznili Mahmut. Dolayısıyla arkadaşlar E seçeneğimiz doğru cevabımız olmalı. Dördüncü sorumuza bakalım. Osmanoğlu soyundan olanların Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde oturmalarının süresiz olarak yasaklanması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur diyor. Ankara'nın başkenti ilan edilmesinin, hayır. Saltanatın kaldırılmasının, hayır. Cumhuriyetin ilan edilmesinin, hayır. Halifeliğin kaldırılmasının, evet. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun, hayır arkadaşlar. Neden hocam saltanat demedik de halifelik dedik? Çünkü arkadaşlar burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti demiş. Yani zaten demek ki cumhuriyet ilan edilmiş. Fakat halifeliğe, yani saltanat ortadan kaldırılmış demek oluyor bu. Halifelik arkadaşlar şu, biz ilk başta Osmanlı padişahlarının padişahlık yetkisini elinden alırken halifelik yetkisini ellerinde tutmalarını sağlamıştık. Çünkü amacımız hani İslam dinine inananların milli mücadeleye sırtını dönmelerini istememiştik. Fakat daha sonra ne yaptık? Bunların halifeliği kaldırılarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde oturmalarını yasakladık. Amacımız cumhuriyeti korumaktır arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Beşinci sorumuza bakalım. İngiltere'nin güçlenmesi ve bu unvanı almasında aşağıdakilerinden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz diyor. İngiltere'ye 18. yüzyılda
Kıtalara yayılmış geniş toprakları ve sömürgeleri sebebiyle üzerinde güneş batmayan imparatorluk unvanı verilmişti. Levant Company gibi ticaret yatırımlı şirketi kurması, doğru. Amerika kıtasındaki kolonilerin bağımsızlığını tanıması. Şimdi arkadaşlar, bağımsızlığını tanıyorsan artık onun sömürgesi olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla sömürgesini kaybettiği için o kıta üzerinde bir hakkı da bulunamıyor. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğerlerine de bakalım. Okyanuslara dayanıklı güçlü bir donanma oluşturması. Evet, sömürge bulabilmek amacıyla bunu yapmıştır. Kıta Avrupa'sında savaşlardan uzak kalarak denge politikası izlemesi. Denge politikası izleyerek arkadaşlar bu elde ettiği sömürgeleri ve toprakları kaybetmemiştir. Yeni keşfedilen bölgelere kendi halkını yerleştirmesi. Evet, bu sayede çok geniş alanlara yayılmıştır. İşte bu sebeplerden dolayı arkadaşlar cevabımız B seçeneği olmalı. Altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. Atatürk'ün bu sözlerine bakılarak milli mücadelenin kazanılmasında aşağıdaki ilkelerden hangisinin belirleyici olduğu savunulabilir demiş. Bakalım. Atatürk bir konuşmasında ben 1919 senesi Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım demiştir. Hangi ilkenin belirleyici olduğundan bahsetmişti arkadaşlar. Metinde çok fazla Türk vurgusu yapıldı. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız milliyetçiliktir. İnkılapçılık olması için bir çeşit yenilikten bahsetmesi gerekiyordu. İnkılapçılıkta revize etmek ya da değiştirmek vardır. Devletçilik olabilmesi için arkadaşlar ekonomiden bahsetmesi gerekiyordu. Cumhuriyet için seçim, demokrasi gibi kalıplardan bahsetmesi gerekiyordu. Halkçılık için ise arkadaşlar sosyal devlet gibi halkın yararına yaptığı işlerden bahsetmesi gerekiyordu. Bu sebeple doğru cevabımız A seçeneği olmalı. Yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Tarihçi Robinson'un tarih insanların yeryüzünde göründüğü andan itibaren yaptığı ya da düşündüğü her bir izi, arda kalan her şey içerir sözleri tarih biliminin öncelikle aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir diyor. Olayları sebep sonuç ilişkisine göre inceleme, hayır. Yer ve zaman belirtme, hayır. Yardımcı bilimlerden yararlanma, hayır. Olayları günümüz değer yargılarıyla değerlendirme, hayır. Olayları belge ve kanıtlarla açıklama. Evet arkadaşlar, çünkü arda kalan her izi ne yapmış? İncelemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Sekizinci sorumuza bakalım arkadaşlar. İngiltere yürüttüğü bu faaliyetlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkını ayaklandırmak amacıyla aşağıdakilerinden hangisini kullanmıştır? Şeyh Said isyanının çıkmasında Musul sorununu lehine çözmek isteyen İngiltere'nin Anadolu'da yürüttüğü faaliyetler de etkili olmuştur diyor. Hemen bakalım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması. Alakası yok. Atatürk'e suikast girişiminde bulunulması. Hayır. Halifeliğin kaldırılması. Evet arkadaşlar, çünkü İngiltere İslam'ı dini kullanarak ne yapmıştı? Halifeliği kullanmaya çalışmıştı ve isyan çıkartmıştı. Bu isyan neticesinde zaten Türkiye Musul'u kaybetmişti. O yüzden biz ne yapıyoruz? Hemen halifeliği kaldırıyoruz. Laiklik ilkesinin anayasaya girmesi çok sonra. Devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkması yine çok sonra. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneği olmalı. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Aşağıdakilerinden hangisi 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen gelişmelerden biridir diyor. Senedi İttifak'ın imzalanması. Hayır arkadaşlar, daha önce. Batı tarzında Sekban Cedit Ocağı'nın kurulması. Hayır. Subay yetiştirmek için Mühendishane-i Berri Hümayun'un kurulması. Evet arkadaşlar, çünkü bu kimin döneminde? 3. Selim döneminde. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olur. Doğuda ve batıda en geniş sınırlara ulaşılması 17. yüzyılda. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi ise 19. yüzyılda. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği olmalı. 10. sorumuza bakıyoruz. İkinci Dünya Savaşı yıllarında çıkarılan Varlık Vergisi Kanunu'nun resmi gerekçesi olarak aşağıdakilerinden hangisi dile getirilmiştir? Halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak. Hayır.
Olağanüstü savaş koşullarının oluşturduğu yüksek karlılığı vergilendirmek. Şimdi arkadaşlar burada İkinci Dünya Savaşı demiş. Olağanüstü savaş koşulları demiş. Dolayısıyla cevabın B seçeneği olmalı. Ordunun asker sayısını artırmak, hayır. Hükümete bazı tarım ürünlerine el koyma yetkisi vermek, hayır. Savaş yıllarında açılan köy enstitülerinin kaynak ihtiyacını karşılamak, hayır. Dolayısıyla savaş yıllarında yapıldığı için arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Osmanlı tarihiyle ilgili yukarıdaki savaş sonuç eşleştirmelerinden hangileri doğru olarak verilmiştir diyor. Preveze Deniz Savaşı, Andrea Dora komutasındaki Haçlı donanmasının yenilgiye uğratılması doğru. İnebahtı Deniz Savaşı, Kıbrıs'ın fethedilmesi, hayır İnebahtı'da arkadaşlar donanmamız yakınmıştı. Ridaniye, İslam dünyasının liderliğinin elde edilmesi doğru. Yavuz Sultan Selim bu savaş sonrasında halifeliği ele geçirmişti arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 numaralı seçenek olan D seçeneğidir. Sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.